Merhaba arkadaşlar. Yine oluşturduğumuz klasları test etme adına yeni bir örnek yapacağız. Bu örnekte bazı şeyleri tekrar etmiş olacağız. Bazı takıldığımız noktalar olabilir. Yine basit bir örnek ama biraz uzun olabilir, öyle diyeyim. Şöyle arkadaşlar, öncelikle bir login form yapacağız. Kullanıcı formu yapacağız. Kullanıcı hani kullanıcı adı, şifre olacak. Bu kullanıcı ve adı kullanıcı adı ve şifre doğru girildiği zaman bize başarı mesajı gelecek. Eğer ikisinden biri yanlış girilmişse farklı mesajlar gelecek. Böyle bir form yapacağız ve bu formu daha sonra biz bir test class oluşturarak bunu test edeceğiz. %100 kod coverage alıp almadığımıza bakacağız. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Öncelikle yeni bir class oluşturalım. Buna da login form adını veriyorum. Buna login form adını veriyorum. Ve daha sonra güzel bir login form oluşturmaya çalışacağım. Bir metot oluşturalım yine login form için. Şöyle diyelim, public static string diyorum arkadaşlar. Çünkü mesajı ben string olarak almak istiyorum. Yani bana return olarak işte başarılı bir şekilde giriş yaptınız ya da şifrenizi yanlış girdiğiniz şeklinde mesajlar gelecek. O yüzden ben bunu string yapıyorum. Public static string yapıyorum. Şimdi metodumuzun adını koyalım. Login form metot diyelim buna. Bu şekilde bir metot oluşturduk. Daha sonra içine iki tane parametre geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Parametrelerimiz ne olsun arkadaşlar? Biri string username olsun. Diğeri de yine string olabilir, integer olabilir. Ben şu an integer geçiyorum. Ona da password diyelim arkadaşlar. Şu şekilde iki tane parametremiz var. Ve ben bu parametreleri kullanarak login mesajı almaya çalışacağım arkadaşlar. İsterseniz öncelikle burada login mesajımızı şey yapalım. Şu şekilde login message diye bir variable oluşturalım ama içini boş bırakalım. Şu şekilde. İçini boş bırakalım. Ben if else'lerle içini doldurmayı düşünüyorum. Yani güncellemek istiyorum. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Birinci şartım şu. Birinci şartım eğer username, şimdi username ile password belli olacak. Eğer diyelim ki username eşittir. Username ne olsun? Bir username oluşturmaya çalışın arkadaşlar. Diyelim ki username Engin 44 olsun. Eğer username Engin 44 ise, yani parametre içine girdiğimiz username Engin 44 ise ve aynı zamanda şöyle diyelim, aynı zamanda password diyelim ki 123 ise, benim 1234 ise diyelim benim şifrem. O zaman bize şöyle bir mesaj versin. Mesaj derken şunu, şuradaki login mesajı update yapsın. Login mesajımızı şu şekilde değiştirsin. You log in successfully şeklinde değiştirsin arkadaşlar mesajımızı. Birinci mesajımız bu olsun bu şekilde. Yani yukarıda belirttiğimiz, tekrar bunu tanımlamıyorum çünkü yukarıda zaten tanımlamışım. Burada sadece ona assignment yapıyorum. Ona değer veriyorum. Devam edelim. Else if diyelim burada. Else if. Aynı şekilde yukarıyı kopyalayalım arkadaşlar. Kopyalayalım. Şimdi bunlardan biri yanlış ise. Hangisi yanlış ise? Diyelim ki şifremiz yanlış. O zaman şuna password equal değil de not equal diyelim. Ondan sonra şöyle bir login mesajımızı şu şekilde değiştirelim. Login mesajımızı bu kez you login successful değil de şu şekilde yapalım. You entered a wrong password diyelim arkadaşlar şuna. Çünkü password yanlış. Gördüğünüz gibi password'u yanlış girmiş. Yani şurada girilen password 1, 2, 3, 4 değil. Demek ki yanlış. Devam edelim şurada. Yine aynı şu kodu tamamen kopyalayabilirsin. Çünkü aynı şekilde aynı şeyi yapacağım. Ona da şunu diyelim. Bu kez password değil de username yanlış olsun. Passwordumuz doğru olsun.
Pasportumuz doğru. Bu kez username'imiz yanlış. Böyle boşluk bırakıp tam net görmek için boşluk bırakabiliyorum ben. Kendim böyle deniyorum. Daha hoşuma gidiyor. Şimdi else if ne dedik? Eğer ikisi de doğruysa you log in diyecek successfully. Bir tanesi yanlışsa hangisi yanlış? Password. You enter a wrong password diyecek. Eğer username yanlış ise, şurada görüyorsunuz username yanlış ise you enter a wrong username diyecek arkadaşlar. Şunu da yazalım şu şekilde. Eğer bunların hiçbiri doğru değilse geriye tek bir şey kalıyor arkadaşlar. Tek bir şartımız, yani tek bir olasılık kalıyor. O da şu. Login mesajımızı şu şekilde update etmemiz gerekecek. You enter you şöyle diyelim. Your both username and password are incorrect diyelim. Bu şekilde bir mesaj alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Peki en sonunda return'ümüz ne olacak? Return'ümüz de şu olacak arkadaşlar. Return diyoruz. Bizim login mesajımız olacak. Bu mesajımız bize return olarak gelecek. Yani save diyelim. Gördüğünüz gibi hiçbir hata almadık. Şu şekilde tekrarlarsam iki tane parametre geçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir login mesajımız var. Burada tanımlıyorum çünkü bütün if else if'lerin içinde bunu kullanmak istiyorum. O yüzden dışarıda tanımlıyorum. İçeride tanımlarsam bir sonraki else if'te bunu kullanamıyorsunuz. O yüzden tanımlamayı dışarıda yaptım. Daha sonra şartlarıma göre, hani her ikisi doğruysa login mesajımız ne olsun? Password yanlışsa ne olsun? Kullanıcı adı yanlışsa ne olsun? Her ikisi yanlış ise mesajımız ne olsun? Bu şekilde mesajımızı tanımladık. Bizim girdiğimiz değerlere göre herhangi bir mesaja ulaşmamız gerekiyor. Yani şu dördünden bir tanesi gelmesi gerekiyor. Onu en son return yaptık. Hani her ikisi doğruysa return'ümüz you login successfully olması gerekiyor. Bu şekilde oluşturduktan sonra arkadaşlar bunu kaydediyoruz. Sonra yeni bir class oluşturuyoruz. Buna ben login form test diyorum arkadaşlar. Bir class oluşturuyorum. Beraber yapalım. Problem yaşamayacaksınız. Şöyle ne demiştik? Öncelikle is test yapalım bunu. Is test yapıyoruz. Çünkü test class'ı bu. İçine bizim toplamda 4 tane test metodu girmemiz gerekiyor. Çünkü bizim toplamda 4 tane if else'imiz var. Yani condition'ımız var. If var, else if, else if, bir de else var. 4 tane condition'ımız var. O yüzden yine is test diyorum. Public static void test a diyorum. Test bu şekilde yazabilirsiniz. Daha sonra birinci testinde ben şunu test etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Bizim class name'i alalım. Sonra nokta method name'i alalım. Çağırıyoruz oradan. Method name'imizi alıyoruz. Ve içine iki tane parametre geçmemiz gerekiyor. İlkinde doğru geçmemiz gerekiyor ki bakalım doğru mesajı alacak mıyız? İşte bizim engin 44 ve 1234 bizim şifre ve username. Onları o şekilde geçelim. Engin 44 geçiyorum. Username de 1234 şeklinde geçiyorum. Bu şekilde girince bakalım bizim alacağımız mesaj şeyle aynı mı? Bunu result diye bir string'e eşitliyorum. String result diyorum. Ona eşitliyorum. Daha sonra bunu sistemi assert'in içinde kullanmak istiyorum. Şu şekilde system.assert diyorum. Evet, gerçek sonuçla. Gerçek sonuç ne arkadaşlar? Bizim class ve metodu çağırdıktan sonra aldığımız sonuç. Yani şuradaki result. Bizim beklediğimiz sonuç ne? O da burada arkadaşlar. Şu, you log in successfully. Bu mesajı bekliyoruz biz. Onu buraya koyalım şu şekilde. Evet arkadaşlar, buraya koyuyoruz. Evet. Ve bunu böyle kapatıyoruz. Sonra bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Kaç kere kopyalıyoruz? Biz bunu 4 kere kopyalayalım arkadaşlar. Çünkü 4 tane metoda ihtiyacım var. 4 kere bu şekilde kopyalıyorum. Birincisinde ne demiştik arkadaşlar? Bunların isimlerini değiştirelim. B yapalım. Buna C diyelim. 4 tane metot oluşturduk. Hepsi test metodu. D diyorum. Şimdi doğru girdiğimiz zaman bu mesajı istiyoruz. Peki şifreye yanlış girince, diyelim ki 99 girdik yanlışlıkla. O zaman şu mesajı bekliyorum ben. Şu mesajın gelmesini istiyorum. Bakalım class'tan aldığım mesaj ile, yani debug yaptıktan sonra aldığım mesaj ile benim şurada beklediğim mesaj, şurada
Beklediğim mesaj aynı mı? Öncelikle mesajları yazalım hepsini. Burada da kullanıcımız yanlış olacak. Onu yanlış yazalım. Engin değil de ne diyelim? Ali 95 98 diyelim. Bu şekilde. En sonunda da ne diyoruz arkadaşlar? Her ikisi yanlış ise. Her ikisi yanlış ise sistemin sonucu burada arkadaşlar. Her zaman result. Bu da benim beklediğim sonuç. Yani sistem benim metodumu class'tan çağırdığı zaman aldığı sonuç ile benim beklediğim sonuç aynıysa bizim bu metodumuz başarıyla geçmiş olacak. Şu şekilde yapıyorum ama ne demiştik? Her ikisini yanlış bilmem gerekiyor. Diyelim ki SD 56 girdi username'i yanlışlıkla. Şifreyi de 345 girdi. Gördüğünüz gibi burada doğru giriyor. Çünkü bizim şifremiz 1234 ve password'umuz engin44. Ama burada doğru giriyor. Şöyle bir mesaj bekliyoruz. Burada şifreyi yanlış giriyoruz. Böyle bir mesaj bekliyoruz. Burada sadece username'i yanlış giriyoruz. Böyle bir mesaj bekliyoruz. En sonunda ikisini yanlış girip şöyle bir mesaj bekliyoruz arkadaşlar. Bunu save yaptıktan sonra run test yaptığınız zaman eğer her şeyi doğru yaptıysanız alacağınız sonuç arkadaşlar %100 başarılı bir sonuç olacak. Öncelikle bizim class'ımızın içine bakalım. Testin içine bakıyorum. 4 tane metodumu görüyorum. Hepsi yeşil mi yanıyor arkadaşlar? Evet, hepsi yeşil yanıyor, görüyorsunuz. Hepsi yeşil. Ondan sonra 4 tanesi de başarılı. Fail yok, görüyorsunuz. Failimiz yok. Şimdi biz class'ımızı bulalım. Class'ımız neydi? Login form. %100 de geçmiş oldu arkadaşlar. Dediğim gibi daha sonraki örneklerde test kavramını daha iyi anlamak için hani account'lar ekleyeceğiz. Account'ların içindeki bazı field'leri update edeceğiz. Onları test ederken zorlanmamak için bu örneklere çok iyi konsantre olmak lazım. Bunları çok iyi anlamak lazım diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi oluşturduğumuz bir login form başarıyla test edilmiş oldu. Ve test sonucumuz da kod coverage olarak %100 olarak bize ulaşmış oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.